Selam arkadaşlar, bugün Rocket League'de istediğiniz her eşyayı kredi harcamadan, takas yapmadan, ne bileyim para harcamadan nasıl arabanıza geçirirsiniz, nasıl böyle istediğiniz her tasarımı yaparsınız. Onun için size bir tane program göstereceğim. Program da zaten hile gibi bir program. Videoda anlayacaksınız. Şimdi buraya geliyorum, tarayıcımıza Bex Mod yazıyorum. Programımızın ismi bu. Bex Mod, tabi ben yanlış yazdım. Şuraya tıklıyorum bir kere. Buradan download now diyorum. Gördüğünüz gibi program çıktı. Buradan click here to download diyeceğiz biz. Ama şurada gördüğünüz gibi training falan olayları da var. Bundan da merak eden arkadaşlar için çok kısa özet geçeyim. Bu program aynı zamanda böyle bir tane antrenman, sizi oynanışınızı geliştirecek de bir program. Ondan da başka videoda bahsederim. Böyle çok yönlü. Zaten indirince göreceksiniz. O yüzden biz buradan direkt download diyelim. O olayı başka bir videoya saklayalım. Şimdi buradan indirme tamamlandı diyor. Tıklıyoruz. Burada siz Bex modu indireceksiniz arkadaşlar. İndirdikten sonra ben tabi bende olduğu için indirmiyorum. İşte çıkan soruları falan full evet diyeceksiniz. Dosya konumunu ayarlayacaksınız. Nereye indirmek istiyorsanız. Burayı yapıyorsunuz. Sonra ben masa üstüne geliyorum. Bakın burada Bex mod çıkıyor. Şimdi şurada şöyle bir şey yapacağız. Bex modu açmadan önce özellikler diyeceğiz. Buradan uyumluluk. Şurada bu programı yönetici olarak çalıştır var. Bu sizde boşsa tıklıyorsunuz. Eğer tıklıysa zaten hiçbir şey yapmayın. Uygula tamam deyip çıkın. Şimdi buradan geliyorum. Tekrar masa üstüne. Bex modu açıyorum arkadaşlar. Evet diyorum. Şimdi biraz burası sürecek. Bekliyoruz o yüzden. Tamam, bitti. Şimdi gördüğünüz gibi algılandı. Press F12 in-game for options menu. Yani F12'ye basın ve ayarlar sekmesine erişin diyor. F2'ye basıyorum bir kere. Gördüğünüz gibi burada bir sürü şey çıktı. İşte zaten training olayı dedim de burada devreye giriyor. İşte gördüğünüz gibi air-dribble, normal mod falan bir sürü şey var. Bunları sonra kurcalarız. O başka bir videonun konusu olsun. Dediğim gibi. Buradan bizi ilgilendiren kısma geliyorum. Items. Şimdi burada bu Enable Items modu açıyorum. Gördüğünüz gibi benim arabam bir anda böyle siyah oldu. Şöyle bir şey yapacağım. Şunu da bir kaldırayım. Onun dışında şunu da kaldırayım. Sıfırdan göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada siz istediğiniz her renktir, takacağınız çıkartmadır, ne bileyim tekerlektir, her şey ayarlayabiliyorsunuz. Araba hariç. Onu da söyleyeyim. Mesela biz arabanın rengini ne bileyim gold yapmak istiyoruz. Bak, Octane Gold oldu. Anladın mı? Ne bileyim işte gri yapmak istiyoruz. Gri oldu. Bunun gibi. Buradan her şeyi ayarlayabiliyoruz. Mesela abi siz en pahalı şeyden mi istiyorsunuz? Geliyorsunuz abi buraya RL Insider'a. RL Insider'da da trade videomdan bahsetmiştim. Eşya fiyatlarını kontrol etmek için gerekli olan site. Onu da izlemediyseniz takas videomu kartlardan bulabilirsiniz. Şimdi burada mesela biz ne bileyim abi güzel bir çıkartma istiyoruz ve çıkartmaların adlarını bilmiyoruz. Tamam, buradan bakıyorsunuz abi. Mesela ben bakıyorum şöyle, Interstellar'ı beğendim. Ve işte buradan en pahalısını istiyorum, beyaz olsun. Şöyle bakıyorsunuz abi, kurcalıyorsunuz. Diyorsunuz ki oha bayağıymış falan filan. Neyse, geliyorsunuz buraya. Interstellar yazıyorsunuz. Bu arada bazı eşyaların şeyi Türkçe. Onu da şöyle göstereyim. Mesela şuradan tekrar geleyim. Tekrar çıkartmalar diyeyim. Mesela bu ana çerçevenin şeyi, orijinal ismi bakın. Nerede o? İngilizce isim mainframe yazıyor ya. Siz buradan mainframe diye aratmayacaksınız. Ana çerçeve diye aratacaksınız. Programda Türkçe, bunu demek istiyorum. Ama bazı isimler İngilizce. Şimdi buradan Interstellar dedim ya. Bak geldi. Mesela şöyle bir şey yapalım. Siyah odaklı bir tasarım yapalım. Arabamız siyah olsun. Geri kalan şeyler de beyaz olsun. Tamam mı? Böyle ilerleyelim. Buradan renge geliyorum. Titanyum beyazı diyorum. Bak oldu. Arabayı da siyah yapalım abi. Ya da beyaz olsun ya arabada. Aynen böyle. Şimdi Octane şöyle yapalım. Override car colors dediğimiz zaman. Bakın gördüğünüz gibi araba siyah oldu. Niye? Çünkü ben siyah ayarladım. Buradan primary dediğiniz zaman istediğiniz her rengi, bakın şöyle gördüğünüz gibi araba böyle çarpılacakmış gibi oluyor. Her rengi ayarlayabiliyorsunuz abi buradan. Mükemmel bir şey yani.
Yeşil tulum istiyorsunuz. Gelin abi buradan yeşilde böyle gezdirin. En beğendiğiniz şeyi yapın. Yani harika bir uygulama. Buradan secondary renkler de var. Tamam bu fark ediyormuş lan bu da. Bayağı iyi abi. Ya normalde böyle bir şey yapamazsınız siz. Eşya aldığınızda da yapamazsınız. Bu uygulama size yani oyunda olmayan bazı özellikleri de sunuyor. Mesela Infinium diye bir tekerlek var abi. Onun siyah yok, tamam mı? Onun mesela siyah falan da var burada. Yani şöyle göstereyim. Oyunda mesela ne bileyim abi. Nerede o? Dur bulacağım. White Gold diye bir renk yok abi. Bak araba White Gold oluyor. Yani böyle özellikleri de sunuyor. Çok güzel. Mesela Gold da yok abi oyunda. Araba böyle altın rengi falan oluyor. Harika bir şey yani. Böyle de kullanabilirsiniz. Neyse ben tasarımımı yapayım abi. Şuradan gelin mesela siyah yapayım bunu. İşte ne bileyim arabanın rengini beyaz yapayım, uyumlu olsun. Buradan da şöyle bembeyaz yapayım. Bak araba manyak bir şey oldu. Ne bileyim buradan tekerlek ekledim, ne ekledim? Zomba ekledim. Zombayı da beyaz olsun zombada. Bak fıstık gibi araba oldu. Mesela boost'a da alfa boost ekledim. Buradan istediğiniz kadar ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada şöyle göstereyim. Alfa boost'un da değeri 600 bin 800 bin kredi. Yani Rocket League mağazasında şu an 500 kredi sanırsam 35 lira gibi bir fiyata satılıyor, 30-35 lira. Ya burada 600 bin 800 bin kredilik eşyayı alabiliyorsunuz siz. Yani fark etmiyor hiçbir şekilde. Her eşya oluyor. Buradan işte şapkadır, antendir, roket izidir. İşte her detayına kadar var. Burada gördüğünüz gibi gol sevinci de var. Mesela ben hiç büyük şampiyon olamadım atıyorum. Siz mesela büyük şampiyon gol sevinci istiyorsunuz abi. Büyük şampiyon gol sevinci ayarlıyorsunuz. Anladınız mı? Şöyle de göstereyim ama şu Octane'i de Titanium White beyazı yapmıştım ben. Titanium beyazı pardon. Niye olmadı o? Onu anlamadım. Bir daha yapalım. Ha tamam düzeldi. Şimdi bakın gösteriyorum. Bir normal maça gireyim. Hemen geliyorum. Evet, golü göstermek için 1v1 bir tane maç girdim. Şimdi görüyorsunuz arabamız zaten duruyor. Boost'umuz falan da duruyor. Buradan adam gitmedi bu arada topa. Aa iyi, AFK'ymış. Bakın gördüğünüz gibi büyük şampiyon gol sevincimiz de geldi. Siz buradan mesela oyun içinde ayarlayabiliyor muyuz abi? Yok, oyun içinde ayarlayamıyorsun. Bak zaten kapalı gördüğün gibi. Oyun içinde maalesef olmuyor. Ama buradan her gol sevincini ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle bir tane daha gol atmayı deneyeceğim adama. Adam AFK. Bu adam XP kasıyor büyük ihtimal. Roket pes için. Sabit durarak. Bakın büyük şampiyon gol sevinci bir daha gösterdim. Böyle. Şimdi buradan çıkıyorum. Son olarak böyle gösterebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Eğer siz buradan kapamak istiyorsanız, sıkıldım diyorsanız şuradan Enable Item Mods'a tekrar basıyorsunuz ve arabanız eski hale dönüyor. Oradan da tekrar kendi eşyalarınız doğrultusunda arabanızı ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında bakın burada arkadaşlarınızla arabanızın kodunu paylaşıp buraya arkadaşlarınız kodu girerse eğer direkt sizin arabanız onda gözükebiliyor. Burada işte load diyerek mesela koda ne yazalım? Aydın yazalım. Load diyelim. Bakın buradan kaydediyor falan. Baya güzel bir şey. Buradan refresh car model dediği zaman da burada gerçi bir şey değişmiyor. Ya şimdilik göstereceğim bu kadar arkadaşlar. Ya böyle bir video oldu. Bence güzel bir video oldu. Ya faydalı bir video oldu. Böyle istediğiniz işte dediğim gibi sizin hayal gücünüze kalmış o. Her tasarımı yaparak böyle her eşyaya ucuzudur, pahalısıdır. Her şeyi böyle arabanıza takabiliyorsunuz. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Bu taktığınız eşyaları sadece siz görebiliyorsunuz oyun içinde. Başkaları şöyle görüyor. Enable Item Mods'taki halini görüyor arabanızın. Onu da unutmadan söyleyeyim. Aklınızda bulunsun. Sadece siz görebiliyorsunuz arabanızda olan eşyaları. Son olarak burada eğer diğer antrenman modlarını da çekmemi istiyorsanız yorumlarda falan belirtirsiniz. Onu da çekebilirim belki istek gelirse. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşça kalın.